doğru laboratuvar uygulamaları seminerimizin ilk ayağı olan doğru tartım uygulamalarıyla başlayacağız. Ekranda da aslında Metler Toledo'nun GWP standartını görüyorsunuz. Türkçe'ye doğru tartım uygulamaları olarak çevrilmiş bir standart bu. Bunu biz 5 aşamada inceliyoruz. 1. 2. 3. aşamalarda değerlendirme, seçme, kurulum, 4. ve 5. aşamada ise servis tarafından yapılan kalibrasyon ve rutin operasyonlar kısmı. Aslında 1. 2. aşama bir cihaz satın almadan önce neler yaşıyoruz? Satışçı arkadaşlarla olan görüşmelerimizde bize ne gibi bilgiler lazım ya da verdiğimiz bilgilerin doğruluğunu burada teyit ediyoruz. Konu başlıklarımızı ikiye ayırıyoruz. İlk kısımda tartıma etki eden faktörler neler? Terazinin konumlandırılması, katılımcılarımızın birçoğu laboratuvar grubundan geldiği için aslında bu konuyla çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Fiziksel etkenler neler? İkinci aşamada ise global tartım kılavuzuyla doğru tartım ve uygun terazinin seçimi. Bunun alt başlıkları neler? Tartım doğruluğu nedir? Minimum weight nedir? Aslında minimum weight tabiri hayatımıza yeni giren bir tabir. Çünkü bundan çok kısa bir süre önce artık terazi ile ilgili tanımlamalar yapılırken kapasite ve dijit sayısı bizler için yeterliydi. Ama şu anda hayatımıza minimum weight diye bir tabir girdi. Bunu ne için kullanıyoruz, neden kullanmamız gerekiyor? Bununla ilgili bilgi vereceğiz. Proses toleransımız ne? Proses toleransımız çünkü yaptığımız işe göre değişebiliyor. En son kısımda da risk faktörü ve önemi deyip daha sonra da örneklerle açıklamaya çalışacağız bugün. Teraziyi konumlandırırken dikkat etmemiz gereken noktaları sıraladık burada arkadaşlar. Tartım masası. Stabil antimanyetik elektrostatik yük yaratmayan duvara ya da yere sabitlenmiş. Yani nasıl olacak? Masayı, tartım masasını koyduğumuzda yerden herhangi bir vibrasyon olduğunda bunun terazimize etki etmemesi lazım. Bunu nasıl çekebiliriz? Genelde laboratuvarlarda mermer masalar kullanılır ya da çift iskelete sahip masalar kullanılır. Bu sayede masanın ortasında masadan bağımsız bir mermerle terazinin stabilizasyonu sağlanıyor. Ya da terazi masa ayaklarının yerden ayrılması için keçe kullanabiliriz. Ya da kumun üzerine oturtabiliriz masayı. Bu sayede herhangi bir vibrasyon olduğunda, örneğin laboratuvarımız ikinci katta, altta bir üretim bandı var. Üretim bandından bir forklift geçtiğinde ikinci kattaki laboratuvarın titreşimi yaratmaması için bu sistemleri kullanabiliriz. Tartım odasının vibrasyon ve hava akımından uzak olması gerektiğini söyledik. Hava akımından uzaklığıyla alakalı şöyle bir durum var. Terazilerin biliyorsunuz stabil olma süreleri var. Eğer odadaki hava akımı ne kadar yüksek olursa terazinin stabil olma süresi de o kadar artar. Bundan dolayı terazilerin konumlandırılması çok önemlidir. Laboratuvarda teraziyi konumlandırırken yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken birkaç tane parametre var. Vibrasyonu konuştuk zaten. Bunlardan bir tanesi de oda sıcaklığı. Oda ısısının sabit kalması gerekiyor. Çünkü terazi, oda ısısı her değiştiğinde terazinin içindeki sensörlerden dolayı terazi otomatik kalibrasyon yapmak zorunda kalıyor. Ve aslında bu da tartıma etki eden bir faktör. Bu sayede terazi sürekli her sıcaklık değişikliğinde, 1 derece sıcaklık değişikliğinde bile kendi kendine otomatik doğrulama moduna geçecektir. Ve sizin de tartım yapamamanıza sebep olacaktır. Nem miktarı olarak baktığımızda relative humidity değerimiz %45 ile 60 derece arasında olmalı. Çünkü laboratuvarlarda nem ve sıcaklık ölçülüyor biliyorsunuz. Terazilerin de bu arada çalışma sıcaklık aralıkları var. Onları da göstermek isterim size. 5 derece ile eksi 5 derece minimum, artı 40 derece de maksimum. Yani şöyle örnek verelim. Çok sıcak bir ortamda çalışıyorsunuz. Örneğin Adana'dasınız. Yazın laboratuvarda camın önüne bir terazi koydunuz. 40 derecenin üzerine çıktığında aslında o teraziden çok fazla verim beklememek gerekiyor. O yüzden eksi 5 alt limitimiz olduğu gibi de artı 40 da üst limitimiz olarak kabul edebiliriz. Işık ve hava akımı. Camın önüne yine terazi koymamak çok önemli arkadaşlar. Çünkü terazi direkt gün ışığının ve hava akımının olduğu noktada kesinlikle konumlandırılmamalı. Gün ışığından
demin örnek verdiğimiz gibi laboratuvar ortamı her ne kadar uygun sıcaklıkta olsa da dışarıdaki gün ışığından da etkilenebiliyor. Şimdi terazinin konumlandırılması ile ilgili ben küçük bir anket yapmak istiyorum. Sizlerin de katılımınızı rica ediyorum. Seçeneklere yazıyorum arkadaşlar. Soruyu soracağım. Sorumuz şu. Bir teraziyi konumlandırmak için en doğru nokta neresi olur? Sonuçları bekliyorum. Paylaşacağım anketi. Anket sonuçlarını yayınlıyorum ben. Bir laboratuvara girdiğimizde kesinlikle ve kesinlikle kapının karşısına, kapının önüne teraziyi konumlandırmamız gerekiyor. Demin bahsettiğimiz ışık ve hava akımından dolayı camın önüne kesinlikle konumlandırmamamız gerekiyor. Klimanın önüne veya klimanın altına da konumlandırmamız gerekiyor. Çünkü o da hava akımına etkileyeceği için doğru tercih olmayacaktı. Dolayısıyla laboratuvara girdiğimizde gözümüze çarpan en kör nokta, eğer bir tartım odası yoksa, bizim teraziyi doğru konumlandıracağımız yerdir. 97 kişi kör nokta cevabını vermiş. Burada hemfikiriz sanırım. O yüzden ilerliyorum arkadaşlar. Peki, konumlandırmayı geçtim. Teraziye etki eden fiziksel etkenler neler? Bizim teraziye etki eden gözle göremediğimiz fakat terazi ekranında gördüğümüz en büyük fiziksel etken elektrostatik yük. Özellikle toz numuneleri terazide tartarken terazinin ekranında stabilizasyon problemi yaşarız. Bunu herhangi bir ekipmanımız yoksa algılamamız çok zor. Kimi zaman filtre tartımı yapılan uygulamalarda da yaşanır bu problem, elektrostatik yük problemi. Bunu aşmak için kullanacağımız ekipmanın adı antistatik kitler var. Şu resimde de görüyorsunuz aslında. Bu antistatik kitlerle birlikte numuneyi U elektrot şeklinde bunun içinden geçirdiğinizde numunenin üzerindeki elektrostatik yükü alır ve terazi ekranında herhangi bir sayma, stabilizasyon problemi yaşamazsınız. Bundan dolayı elektrostatik yük aslında sık karşılaştığımız fakat tanısını koyamadığımız bir problem. Bunu nereden önleyebiliriz? Ekranda bütün doğru uygulamalarımıza rağmen bir problem yaşıyorsak, sayma problemi gibi, tabi terazinin teknik değeriyle de alakalı olabilir bu ama normal stabilizasyon süresinin 3-5 katı sürede bu değeri alamıyorsak eğer numunemizde, toz numunemizde özellikle elektrostatik yük problemi olabilir. Çünkü neden? Artı eksi değerler birbirini çekeceği için moleküller arasında bir hareketlenme oluyor. Terazi de bunu hissettiği için, sonuçta titreşim yaşandığı için sonucu alamıyoruz ekrandan. Sıcaklık ikinci etkenimiz. Aşırı sıcak numuneler olduğundan daha sıcak tartılacaktır. Aynı zamanda aşırı soğuk numuneler de olduğundan daha soğuk şekilde gözükecektir ekranda. Bu sebeple oda sıcaklığında tartım yapmak her zaman için en doğru seçenek olacaktır. Peki buharlaşan, kolay buharlaşan numuneler için kapalı kaplarda tartım almak en doğrusu olacaktır. Buna örnek olarak pipet doğrulamalarını, pipet kalibrasyonlarını verebiliriz arkadaşlar. Çünkü pipet kalibrasyonları saf suyla yapılıyor biliyorsunuz. Eğer bir buhar kapanınız yoksa saf su oda şartlarında bile buharlaşmaya başlayacağı için siz ekranı sıfırlayıp, terazi ekranı sıfırlayıp arkanızı dönüp pipetinizi aldığınızda ekrana baktığınızda eksi değer görmeye başlayacaksınız. Saniyeler içinde saf suyun buharlaşmaya başladığını göreceksiniz. Bunu da engel olmak için kapalı bir sistemle yani buhar kapanıyla pipet kalibrasyonunu yapmanız çok daha doğru olacaktır. Bunun türevleri olarak da asit baz tartımında buharlaşan ürünlerde özellikle terazinize de zarar vermemek için kapalı bir kap içinde tartım almak en doğrusu olacaktır. Fiziksel etkenlerle devam ediyoruz. Bir sonraki etkimiz manyetik koruma. Eskiden eski model terazilerimizde manyetik koruma özellikleri yoktu. Dolayısıyla eski model bir terazinin yanına
telsiz telefon, cep telefonu gibi ekipmanlar koyduğunuzda terazinin ekranında sayma görüyorduk. Yeni modellerde bunu manyetik korumalı kefe sistemleriyle ve yeni terazilerdeki otomatik korumalarla birlikte ortadan kaldırdık. Ama bundan 20-30 sene önceki teknolojide bunu yapabilmek çok mümkün değildi. Bundan dolayı laboratuvarınızda eğer eski teraziler varsa onların yanında bu kullandığımız, fabrikalarda kullandığımız telsiz telefonlardan ve cep telefonlarımızı koymak çok mantıklı olmayacaktır. Ama günümüz teknolojisini kullanan terazilerde şu üstteki resimde gördüğünüz gibi karıştırıcı, manyetik karıştırıcıyla bile tartım alabiliyorsunuz. Ya da Medlar Toledo'nu birazdan göstereceğim. Medlar Toledo patentli Smartband dediğimiz özelliğiyle birlikte şu mazgal kefeye sahip ürünlerle birlikte özel ergo klipslerle birlikte direkt balon jöjeleri, tartım kaplarını bu kitlerin içine koyup tartım alabilirsiniz. Bu şekilde. Balon jöjeyi yatay şekilde içine numuneyi direkt buradan besliyorsunuz. Herhangi bir numune kaybı olmaması için bir yerden bir yere transfer ederken direkt balon jöjeyi yatay vaziyette yatırıp içine numune transferini yapabiliyorsunuz. Şimdi bir videomuz var. Bu videomuzda Orhan Bey videoyu oynatacak sanırım. Önce izleyelim, çok kısa bir video. Daha sonra da onun üzerine çok kısa bir yorumumuz olacak. Şu anda üretim alanında göreceğimiz gibi iki haneli bir terazimiz var. Ekran normal kare kefe dediğimiz standart kefemiz. Ama içeride bir hava akımı var. Gördüğünüz gibi terazi ekranı sayıyor. Değer stabil olmuyor. 0.45 metre bölü saniye bir hava akımımız var. Kullandığımız ortamda. Smart standart kefeye çıkarttı şu anda. Altında şu anda ortası delikli akıllı kefemiz çıktı. Ve ekran stabil olmaya başladı. Üzerine gitti terazi 2 haneden 3 haneye çevirdi. Bu terazinin 2 haneden 3 haneye çevirmesiyle ilgili ilerleyen sunumlarımızda da oldukça dikkat çekici slaytlar var. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi de 50 gramlık kütleyle de doğrulamasını yaptı. Şimdi arkadaşlar buradaki aslında Smartband dediğimiz akıllı kefemiz gördüğünüz gibi delikli bir kefeydi. Fakat bu kefelerin bütün köşe yükü testleri kalibrasyon sırasında yapılıyor. Ve standart düz kefeler gibi hepsi testlerden geçiyor. Fakat bunların avantajı ne? Arasındaki boşluklar sayesinde hava akımı serbestçe dolaşıyor. Ve alttan kefeye yukarı doğru bir itme uygulamıyor. Ya da uyguluyorsa da üstü tamamen kafalı kefe kadar uygulamıyor ve daha hızlı bir stabilizasyon sağlıyor. Bu sayede saniyeler içinde Smartband dediğimiz akıllı kefemiz stabil olurken Standartband buna rağmen stabil hale gelmiyor. Bunun analitik terazilerdeki uygulamaları da var. Birazdan fotoğraflarla göreceğiz aslında. Smartband Medlar Toledo patentli bir teknoloji. Tartım etki eden faktörleri geçtik. Şimdi global tartım kılavuzu, tartım doğruluğuyla ilgili konuşacağımız konular var. Tartımın doğruluğu ürün kalitemizi etkiler mi? Evet etkiler değil mi? Ürün kalitemizin direkt doğrudan etkiler. Çünkü laboratuvarda yapılan formülasyonda yapılacak en ufak bir hata, ki ben şöyle örnek veriyorum. 1000 kilogramlık bir numuneyi tartarken %0.1 hata 1 kiloya tekabül ediyor. Ve ham maddemizin çok düşük miktarda 5 dolarlık bir ham maddeye sahip olduğumuzu düşünün. Günde 10 tonluk üründe yapılabilecek 0.1'lik bir hata 50 dolara tekabül ediyor. Ve aylık yaklaşık 1500 dolarlık bir ham madde kaybımız var. Bundan dolayı tartım doğruluğu ürün kalitemizi direkt etkileyen bir parametredir aslında. Bununla ilgili hemfikiriz sanırım. Peki bir sonraki parametremiz ne? Tartım sonuçlarının doğruluğundan
nasıl emin olacağız? Günlük doğrulamaları yapıyoruz sanırım. Günlük doğrulamaların dışında terazinin otomatik kalibrasyon özelliğinden bahsettik değil mi? Terazimiz kendi kendine otomatik kalibrasyon özelliği varsa eğer içindeki ağırlık sayesinde kendi otomatik doğrulamasını yapıyor. Nasıl yapıyor? Ortamdaki sıcaklık değişikliği olduğunda ya da hava akımı değiştiğinde. Peki otomatik kalibrasyon yapmasına rağmen ben tekrardan güne başlamadan önce teraziye doğrulama ağırlıklarımla doğrulamalar yapıyorum. Bunu laboratuvarda çalışan bütün arkadaşlarım uyguluyor diye düşünüyorum. Peki sorsam hangi ağırlıklarla doğrulama ağırlıklarını yapıyorum diye bir anket oluştursam size hemen. Anketi başlattım. Katılımcılar cevaplar geliyor şu anda. Çok farklı sonuçlar görüyorum şimdi birazdan paylaşacağım sizlerle de. Katılımcıların çoğunluğu yani gördüğüm kadarıyla %32'si minimum tartım miktarıyla demiş. %13'ü toplam kapasitenin %100'üyle demiş. %11'i toplam kapasitenin %5'iyle demiş. %21'i de toplam kapasitenin %5 ve %100'üyle demiş. Doğru cevabımız toplam kapasitenin %5'i ve %100'üyle olacaktı arkadaşlar. Çünkü 220 gramlık bir terazi düşünün. Hassasiyeti 4 hane ya da 5 hane olsun laboratuvarda kullandığımız. 220 gramlık bir terazinin toplam kapasitesinin %5'ine kadar olan denk gelen ağırlıkla yani 10 grama kadar gelen ağırlıkla tekrar bir testini yapıyorum ben. Repeatability test dediğimiz. Toplam kapasitenin %100'üne denk gelen yani 200 gramlık ağırlıkla da doğrulama testini yapıyorum. Sensitivity testi yapıyorum. Dolayısıyla benim üçüncü bir ağırlığa ihtiyacım yok. Minimum tartım miktarımla doğrulamak için. Çünkü tekrarlılık testini zaten %5 dahilinde yaptığım için ben o terazide 100 mg minimum tartım kullansam da o 10 gramlık testimle o minimum tartım testimi de yapmış oluyorum. Bundan dolayı 2 tane ağırlık benim için yeterli. %5 ve %100 toplam kapasitenin %100'ü günlük doğrulama ağırlıklarımı yapmam için yeterli. Genel sohbeti açabilir miyiz Orhan Bey? Bununla ilgili sorusu olan var mı acaba? Bu günlük doğrulama için arkadaşlar. Kalibre için değil. Günlük doğrulama. Biliyorsunuz kalibrasyon yetkili servisler tarafından, akredite servisler tarafından, akredite firmalar tarafından yapılan bir işlem. Ama günlük doğrulamalarımızı kullanıcılar olarak %5 ve toplam kapasitenin %100'ünü kullanarak yapabiliyoruz. %5 kapasiteyle tekrarlılık testini yapıyoruz. %100 kapasiteyle de doğrulama testini yapıyoruz. 220 gramlık bir terazimiz varsa 4 haneli 10 grama kadar olan bir ağırlıkla tekrarlılık testi. 200 gramlık ağırlıkla da doğrulama testini yapıyoruz. Peki %5 olan testimiz tekrar edilebilirlik testi. Repeatability. Peki ilk konuya geleyim tekrardan. Terazinin içinde doğrulama kütlesi var. Terazi doğrulama kütlesine göre kendi kendini doğrulamasını yapıyor. Peki ben buna neden güvenmeyip tekrardan günlük doğrulama ağırlıklarımla bir doğrulama yapıyorum? Bununla ilgili fikir belirtmek isteyen var mı? Çok kısa bekleyeceğim. Terazinin içindeki ağırlığa neden güvenmiyorum otomatik kalibrasyon ağırlığına? Neden günlük doğrulama ağırlıklarıyla test yapıyorum? Minimum tartım miktarı %5 kapasitenin içinde kaldığı için illa minimum tartım miktarıyla yapmanıza gerek yok. %5'e kadar toplam kapasitenin %5'ine kadar olan bir ağırlıkla yapabilirsiniz. Terazinin iç kalibrasyon kütlesine gelirsek eğer bu kütleler herhangi bir OML sınıfı kütle sınıfına dahil değil arkadaşlar. Bundan dolayı bu kütlelerin herhangi bir izlenebilirliği yok. Dolayısıyla bu kütlelere izlenebilirlik sağlamadıkları için güvenmiyoruz.
Evet, fiziksel etkenler olabilir. Ne olabilir? Laboratuvarımızda toz boya tartımı yapıyoruz. Kefenin oradan girdi boyamız. Doğrulama kütlesinin üzerine yapıştı. Kütle 100 gramdı. Toz yapıştıktan sonra 101 grama çıktı. Terazi bunu fark edebilir mi? Terazi bunu fark edemez. Çünkü yazılımsal olarak o teraziye o kütle 100 gram olarak tanımlandırmıştır. O terazi bundan sonra kendini 101 grama göre doğrulama yapacaktır. Ama aslında kütlemiz 100 gram değildir, 101 gram olmuştur. Bunu biz nerede fark edebiliriz? Günlük doğrulamalarda. Evet, korozif etkiler buna dahildir. Dolayısıyla cevap izlenebilirlik olacak. İzlenebilirliği sağlayamadığımız için günlük doğrulamalarla tekrardan çalışmamız gerekiyor. Terazi otomatik kalibrasyon kütlesine o kadar da çok güvenmememiz gerektiğini altını çizmemiz gerekiyor. Tartım doğruluğu nedir? Her prosesin bir tartım doğruluğu vardır. Yüzde bir tartım doğruluğu, binde bir tartım doğruluğu. Aramızda belki ilaç firmalarında çalışanlar olabilir. USP 41 tartım doğruluğundan binde bir olarak bahseder. Bu ne demek? 1000 tane tartım yaptınız. Sadece bir tanesinin hatalı olduğunu kabul eder USP 41'de, USP 1251'de. Ama GMP'de baktığınızda %1 tartım doğruluğunu kabul eder. Terazi broşürlerinde her iki değere göre de, %1'e göre de, %0,1'e göre de iki tane minvek değeri görebilirsiniz. Tartım doğruluğu aslında minimum tartım miktarımızı doğrudan etkileyen bir değerdir. İleride yapacağımız örneklerde göreceğiz bunu. Tartım doğruluğunu belirlemek için şimdi ben ufak bir terazi ekranı ve terazinin lot seri ile ilgili bir resim paylaştım. Şimdi burada bir resim var. Resmi büyüterek kişileri daha iyi tanıyıp tanıyamadığımızı göreceğiz. Resmi büyüttüğümde ben resimdeki arkadaşı daha bulanık görüyorum. Fotoğraf makinesinin megapikseliyle mi alakalı sizce bu, merceğiyle mi alakalı? Megapikseli terazi ekranı olarak düşünürsek, merceği de terazinin yük hücresi olarak düşünürsek, aslında buradaki problem megapikselle değil, mercekle alakalı. Ben yakınlaştırmama rağmen arkadaşı daha net göremedim. Şimdi bunu nasıl örnekleyebiliriz? Ekranda 5 tane terazi görüyorsunuz. Bununla ilgili de ben bir soru paylaşacağım sizinle. Özellikle bu ankete katılmanızı rica ediyorum. Çünkü konuyu iyi anlamak için soracağım bir soru. Şimdi ekrandan gördüğünüz kadarıyla sol baştan baktığınızda en hassas terazi hangisi sizce? En hassas. Ekrandaki dijit rakamlarını görebiliyorsunuz. Paylaştım anketi. Sol baştaki terazinin ekranı 4 tane bu arada gözüken. Onun yanındaki terazinin 3 haneli gözüküyor. Onun yanındaki 2 haneli. Onun yanındaki teraziler 1 haneli. Evet, katılımcılarımızın çoğu aslında aynı cevabı veriyor şu anda görüyorum ben. Birinci terazinin en hassas terazi olduğunu herkes iddia ediyor. Ekrana dayanarak. Ekranda gördüğümüz rakama dayanarak. Anket sonuçlarını yayınlıyorum. Laboratuvarlarda sık yaptığımız gibi terazi ekranlarının dijit sayısını ben manipüle edebiliyorum. Ne yapıyorum? 4 haneden 3 haneye düşürüyorum. 5 haneden 3 haneye düşürüyorum. 4 haneden 2 haneye düşürüyorum. Dolayısıyla en baştaki terazimin ekranına bakarak en hassas olduğuna karar veremem. Çünkü terazinin okuyabilirliği elektronik olarak istenen değere ayarlanabilir. Dolayısıyla okuyabilirlik doğruluğu yansıtmaz. Doğruluğu yansıtan kısım nedir? Ölçüm belirsizliği ve minvet değeri. Peki ölçüm belirsizliği ve minvet değerine ekranımız etki ediyor mu arkadaşlar? Bakın. Ekran ölçüm belirsizliği ve minvet değerinin dışında. Dolayısıyla bir terazinin ekranına bakarak terazinin
hassas olup olmadığına karar veremeyiz. Ölçüm özelliklerini sensitivity, repeatability test, non-linearity test ve köşe yükü testleriyle terazinin ölçüm belirsizliği hesaplanır, min weight rakamı ortaya çıkar ve hangi terazinin en hassas olduğuna karar verebilirim ben. Demin tartım doğruluğundan bahsetmiştik. Aslında herkes birinci teraziyi seçti. Ekranda gördüğü 4 taneye dayanarak. Ama ben o teraziyi 4 tane terazi olarak koymuş olabilirim. Yandaki teraziyi 5 haneden 3 haneye çekmiş olabilirim arkadaşlar. Dolayısıyla 2 numaralı terazi aslında en hassas terazim olabilirdi benim. Yani ekrandan gördüğümüz kadarıyla terazinin hassasiyetini tanımlayamayız. Bu arada tartım doğruluğu ve proses toleransı kalite sistem ve düzenlemelerle belirlenir. Nedir bunlar? Demin de örnekledik. USP 41, GMP, European Pharmacopy olabilir, GMP olabilir. Terazinin doğruluğu ise ölçüm belirsizliğiyle belirlenir ve her tartım ölçüm belirsizliğiyle birlikte gelir. Yani şöyle bir şey var. Ben %0 tartım toleransıyla çalışmak istiyorum diye bir kaide yok. Mutlaka ve mutlaka her tartımda bir ölçüm belirsizliği bulunmak zorunda. Ölçüm belirsizliğine etki eden faktörler de burada yeşille işaretlediğimiz noktalar. Ama okunabilirlik dediğimiz ekran ölçüm belirsizliğine direkt etki etmez. Kalibrasyon raporunda da zaten deminki parametreleri kalibrasyon raporunuzu elinize aldığınızda görebilirsiniz. Orada ölçüm belirsizliği hesaplanır. Sapma varsa size bilgi verilir. Standart kalibrasyon sertifikalarında tüm bu temel özellikler ve ölçüm belirsizliği hesabı yapılır. Peki benim minimum tartım miktarımla ölçüm belirsizliğimin arasındaki ilişki nedir? Burada 3 farklı tolerans aralığım var benim. %10 tolerans aralığım, %1 tolerans aralığım ve %0.1 tolerans aralığım. Ben gıda firmasında çalışıyorum. Tolerans aralığımı yüksek tutuyorum. Ve %10'a göre çalıştığımda ölçüm belirsizliğimin tap noktada olduğunu görüyorum bu grafikte. Bakın. Fakat kimya firmasında çalışan arkadaşım toleransını %1'de tutuyor. Ölçüm belirsizliği %10'a göre yarı yarıya azalmış vaziyette. İlaç firmasında çalışan arkadaşım ise tartım toleransını %0.1'de tutarak ölçüm belirsizliğini minimum noktaya getirmiş oluyor. Bundan dolayı aslında yurt dışındaki farmakopilerde, Amerikan farmakopisinde, European Pharmacopy de bu konuda hazırlıklarını yapıyor. Bir draft yayınladı. 2021 gibi o da yasalaşacak aslında. Tartım toleransını %0.1'e ayarlamış durumda. Ölçüm belirsizliğinin minimum noktada olması için. Peki, belirlenen minimum tartım miktarının altında tartım yapmak nelere yol açıyor? Bir kere yanlış ölçmeye yol açıyor ve kalitenin düşmesine sebep oluyor. Şöyle örnek vereyim. Laboratuvarımızda 220 gram 4 haneli bir analitik terazi var. Ekranda ben gördüğüm rakam nedir? 0.0001'dir değil mi? Ortalama 4 haneli bir terazinin minimum tartım miktarı 16 mg'dır arkadaşlar. %1 tartım toleransında. Yani 0.016'dır. Bu değerin altında tartım yaptığımda ben ekranda görürüm. Fakat minimum tartım miktarının altında tartım yaptığım için %1 hata payıyla tartım yapmamış olurum. Dolayısıyla hata payım her minim weight'e düştüğümde artar. 4 haneli bir terazide 1 mg tartmak istediğinizde yaklaşık hata payınız %85'lerle %90'lar arasında değişir. Bunun etkisi kimi zaman HPLC'lerde yanlış tartıma yol açar. Aslında hatalar belki de yanlış kolon, doğru kolon seçtim mi seçmedim mi orada aranıyor ama terazi her şeyin başladığı an olduğu için eğer doğru bir terazi, doğru bir min weight'e sahip terazi seçerseniz o hataları da yapmamış olursunuz. Bir terazi satın alırken mutlaka
minimum tartım miktarını değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bu zamana kadar konuştuğumuz konular aslında hep terazinin teknik değerleriyle alakalıydı. Şimdi safety faktör, insan faktörü, güvenlik faktörü, aslında bu konu kalite standartlarında da işleniyor. Güvenlik faktörünü bir değil de iki almamız gerektiğinde nelere sahip oluyoruz? Min weight değerini 2 ile çarpmamız gerekiyor. 16 mg değil de 32 mg olarak kullanmamız gerekiyor. Bunu nasıl açıklamışız bu grafikte? Bir şeritli bir yolda yanları duvarla kaplı bir arabanın, aynı sürücü kullanıyor arabayı, giderken kaza yapma olasılığı ne kadar yüksekse, aynı araba, aynı sürücü iki şeritli yola çıktığında kaza yapma olasılığı o kadar düşüktür. Dolayısıyla ben güvenlik faktörünü 2 aldığımda kendime güvenli bir alan yaratmış oluyorum. Terazilerde de böyledir. Çünkü laboratuvarda teraziyi kullanacak olan arkadaş, her arkadaşın aynı tecrübeye sahip olması beklenemez. Kimi zaman analist bir arkadaşım işe yeni başladığında, teraziyi kullanmak istediğinde minimum tartım miktarını bilmediği için düşük miktarlarda tartım almaya çalıştığında hatalara sebebiyet verir. Bundan dolayı laboratuvardaki sorumlu arkadaşlar min weight'i belirlerken safety faktörü 2 aldıklarında kendilerine güvenli bir alan yaratmış olurlar. Terazideki hata payını da önüne geçmiş olurlar. Safety faktörü 1 aldığımızda tartım süreci şu an için uygun, fakat uzun vadede tekrarlılıkla ilgili hatalar yaşayabiliriz. Tartım sonuçları safety faktörü 1'in altında bir değer aldığımızda, çıkan minimum değerim benim 16 mg çıktı ama ben 10 mg tartım yapıyorum terazide, tartım sonuçlarım hatalı olacak ve uzun vadede prosesim başarısız olacak. Safety faktörü 2 ve daha yüksek noktada aldığımda ise tartım sonuçlarım her noktada uzun vadede olsa güvenilir olacaktır arkadaşlar. Şimdi aslında işin denetleme boyutuyla ilgili de bahsedeceğim şeyler olacak. Global tartım kılavuzunun en başta bahsettiğim gibi ilk kısmı GWP Recommendation, doğru terazinin değerlendirilmesi ve seçim kısmı. Bununla ilgili sizler satışçı arkadaşlardan talepte bulunduğunuzda teraziyle ilgili size bir değerlendirme ve seçme formu gönderiyorlar. Siz de o form üzerinden minimum weight'e uygun olan, kapasitesi uygun olan, hassasiyeti uygun olan teraziyi seçip satın aldığınızda servis tarafından kurulum işlemleri, kalibrasyon işlemleri ve risk analizinizi içeren rutin operasyon işlemleri yapılıyor. Risk analizine örnek olarak neyi verebiliriz? Mesela bir firma 3 yıldır günlük doğrulamasını her gün yapıyor. Fakat herhangi bir sapma yaşanmamış o zamana kadar. Firma günlük doğrulamalarını haftalık periyoda çevirebilir arkadaşlar. Bu bir risk analizidir. Denetçiye geçmiş raporlara dönük olarak bunu kanıtladığınızda herhangi bir problem yaşamazsınız. Bizler bu konuda da aslında danışmanlık verdiğimiz için, özellikle servis kısmı, bu tarz çalıştığımız firmalar da var. Eğer doğru bir risk analizi yaptığınızda, bunu denetim mekanizmasına doğru şekilde anlattığınızda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Bunun aslında anlattığınız kısım da GWP Verification kısmı. Tek ihtiyacınız olan elinizdeki GWP Recommendation öneri formuyla GWP Verification formunun birbiriyle eşleşmesi. Yani siz burada ne istediniz? Burada size vaat edilen özellikler verildi mi kısmı. Eğer bunlar birbirine match ediyorsa güvenli bir denetleme süreci yaşarsınız. Eskiden bir terazi istediğimizde kapasite ve hassasiyet bizim için yeterli oluyordu, değil mi? 220 gram 4 tane yeter diyorduk. Ama artık hayatımıza en küçük net ağırlığımız girdi. Smallest min weight. Yine kapasiteyi belirliyoruz. Kapasitemi diyorum ki 220 gram. En küçük net ağırlığımı 5 mg olarak belirliyorum. Tartım doğruluğumu %1, %5, %0.1 neyse onu belirliyorum. Toleransımızı hesaplıyoruz ve bunun sonucunda 5. adımda doğru teraziyi seçebiliyoruz ancak. Eskiden 2 tane parametre vardı. Bugün
Bu parametrelerin sayısı arttı arkadaşlar. Bir tane örnek yapacağız şimdi. Toplam ağırlığım 1000 gram, dar ağırlığım 500 gram ve bu işlemde kimya laboratuvarında %1 tartım doğruluğuna sahip olmak istiyorum ben. En küçük ölçeceğim kısımda %0.2'lik bir parfüm çözeltisi. Bunun için hangi teraziyi kullanmam gerekiyor? Şimdi toplam ağırlığım 1500 gram olacağı için kapasite olarak 2000 gramlık bir terazi kullanmam gerekiyor. Şu kısımda terazilerin kapasitelerini görüyorsunuz. Burada okunabilirliklerini, dijit sayılarını görüyorsunuz. Burada da terazilerin minimum tartım miktarları yer alıyor. Umarım rakamlar okunabiliyordur. Okuma kısmında sorun yok sanırım, değil mi? Şöyle söyleyeyim. XP2001 S modeli 8 gram min weight'e sahip. 2002 S modeli 0.8 gram min weight'e sahip. XP2003 S DR modeli de 0.12 gram min weight'e sahip. Şimdi %0.2'lik parfüm çözeltisi 2 grama tekabül ediyor arkadaşlar. Yine hemen ufak bir anket oluşturuyorum. Hangi teraziyle ben bu 2 gramı doğru tartabilirim? Şimdi aslında buradaki kritik nokta benim, şimdi ekrana geldi herhalde anket sonuçları. Kritik nokta tartım toleransım arkadaşlar. %1'e göre, %1 tartım toleransına göre baktığınızda 2 gram parfüm çözeltisini XP2001S modelinde tartamazsınız. Çünkü o modelin min weight değeri 8 grammış. Min weight'i 8 gram olan bir terazide siz %1 tartım toleransıyla 2 gramlık bir numuneyi tartamazsınız. Ama XP2002S ve XP2003S DR modellerinde %1 tartım toleransına göre ben bu 2 gramı doğru tartarım gibi gözüküyor. Bakacağız şimdi. Tartım toleransımı %1 değil de %2'ye çıkarttığımda, aralığı biraz daha genişlettim. Min weight değerlerim, bakın ne oldu? Yarıya bölündü. XP2001S modelimin min weight'i 4 grama düştü. XP2002S modelim 0.4 grama düştü. XP2003S DR modeli de 0.06 grama düştü. Şu anda deminki gibi yine 3. model bu işlemi yapmak için hala uygun değil. Çünkü 2 gramı tartmak istiyorum. Şu andaki min weight'im 4 gram. Diğer üstteki 2 modelle bu işlemi yapabiliyorum. Peki %2 değil de ben daha hassas çalışmak istesem, %0.2 tartım toleransıyla çalışmak istesem min weight değerlerim ne olacak? Bu listedeki min weight değerlerimi 5 ile çarpacağım arkadaşlar. O zaman XP2001S'in min weight'i 40 grama çıkacak. XP2002S modelinin min weight'i 4 grama çıkacak. XP2003S DR modelinin minimum tartım miktarı ise 0.6 grama çıkacak. Şu anda 2 gramı tartmak için uygun olan tek terazi XP2003S DR modeli, değil mi? Çünkü min weight yaşayan bir değer arkadaşlar. Neye göre değişiyor? Tartım toleransıma göre değişiyor. Eğer benim tartım toleransım yükselirse min weight değerim de düşüyor. Ama tartım toleransım düşerse min weight değerim de bu alttaki örnekte gördüğünüz gibi yükseliyor. Demin %1'de ve %2'de XP2002S modeli benim için uygun min weight'e sahipti. %0.8'di. Ama şu anda ben tartım toleransı değerimi daha hassas yaptım. %0.2'ye çıkarttım. Min weight değerim de 4 grama çıktı. Ama ben 2 gramı tartmak istiyorum. Dolayısıyla şu anda 2 gramı %0.2 tartım toleransıyla tartamam.
Genel sohbet açık mı Orhan Bey? Bu konuyla ilgili anlaşılmayan nokta var mı? Sormak isterim. Genel sohbet etkin şu an. Tamam. İşin matematiğiyle ilgili sorular varsa arkadaşlar. Örneğimiz anlaşılır durumda mı? Tamam. Olumlu dönüşler geliyor. Tekrardan şunu vurgulamak istiyorum. Tartım toleransımızla birlikte min weight'imiz yaşayan bir değerdir. Örneğin terazinize min weight testi yaptırdınız. Şu anda 2020 yılının Ocak ayında. Bir sene sonra tekrardan min weight testi yaptırdığınızda bu sene aldığınız değeri almayabilirsiniz. Çünkü min weight testimiz sadece tartım toleransıyla değil, belli tartım toleransıyla alakalı değil, terazinin ortam koşullarıyla da alakalı bir durumdadır. Eğer teraziyi bir sene önce tamamen stabil ortamda konumlandırdıysanız çok iyi bir min weight'e sahip olursunuz. Ama bir sene sonra ortam koşulları çok uygun halde değilse terazinizin min weight'i ters orantılı olarak 10 miligram değil de 15 miligrama doğru yukarılara çıkacaktır. Tartım toleransını belirleyen nedir sorusu kalite sistemler ve düzenlemeler dedik. USB 41 örnek verdik, GMP örnek dedik, ISO'yu örnek dedik, European Pharmacopeia örnek dedik. Bunlar da tartım toleransını bahseder. Bakın burada sadece %0,2'de 3 haneli teraziyle 2 gramlık tartımı yapabiliyorsunuz. Terazimin hassasiyeti nedir? 0,001. Ama bu toleransa göre tartım yapabileceğim minimum değer de %0,6 arkadaşlar. Anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. GWP recommendation raporları ile ilgili örnekler paylaşmak istiyorum ama sanırım biraz küçük. Ben açıklamak isterim yine. Bir terazi satın almak istediğinizde GWP recommendation öneri formları geliyor size. Bu formlarda terazinin kapasitesi, hassasiyeti, minimum tartım miktarı, sizin tartım toleransınız sizden alınan bilgilere göre yer alıyor. Bunun sonucunda ortaya çıkan min weight değeri size gönderiliyor. Buna göre de bir seçim yapıyorsunuz siz. Terazi satın aldıktan sonra da verification formuyla bunların doğruluğu ortaya çıkıyor aslında. Kullanmakta olan tüm terazilerin proses ihtiyacınıza uygun olup olmadığını görüyorsunuz. Optimum performans alıp almadığınızı ortaya çıkartıyor. Risk analizini yapıyorsunuz burada. Denetlemeye uygun mu değil mi diye. Ekranda gördüğünüz yeşil, turuncu, kırmızı değerlerden de uzun vadede terazinin size sağlayacağı performansla ilgili de bilgi veriyor. Her zaman bunun yeşil olması gerekiyor ekrana çıkan değerin. ISO 9001'in 2015'te yapılan değişikliğine de aslında GWP Life Cycle'ı uyum sağlıyor. Çünkü ISO 9001'de bir PDCA cycle'ımız vardı bizim. Plan yap, uygula, kontrol et ve aksiyon al şeklinde. Aslında GWP de buna uygun şekilde dizayn edilmiş. Müşteri plan yaparken GWP öneri formunu tedarik ediyor. Daha sonra design qualification'ı veya kurulum yaptığında bu planı uyguluyor. GWP verification formuyla kendini check ediyor. Eğer bir aksiyon alması gerekiyorsa da daha sonra aksiyonunu alıyor. ISO 9001'in 2015 yılında yapılan senkronizasyonu GWP ile ekranda yer alıyor şu anda. Özetlemek gerekirse doğru tartım uygulamaları ile birlikte size yıl boyunca kalite garantisi sağlıyor. Riskinizi minimuma düşürüyor ve ulaşabilecek maliyetleri en düşük rakamlarda size gösteriyor. En önemlisi de kurumlar için en önemlisi de güvenli bir denetleme geçirmenizi sağlıyor.